Arabanın dikey dönüş pistinin tepe noktasından düşmemesi için yani arabanın bu döngüyü tamamlaması için gereken en düşük hızını hesaplayalım. Bunun dikey dönüşün en zor kısmı olduğunu tahmin edebilirsiniz sanırım. Pistin alt yarısında pist arabayı çemberin içinde tutmak için merkezcil kuvvet uygular. Ama tepedeyken arabayı aşağı doğru çeken bir yer çekimi var. Bu yüzden arabanın dairesel yolunda devam edebilmesi için belirli bir hızın üzerinde olması gerekiyor. Ve şimdi biz bu minimum hızı bulacağız. Hızı bulmak için öncelikle dikey dönüş pistinin yarı çapını bulmalıyız. Aslında bu küçük resimdeki pist tam bir çember değil. Daha çok elips gibi görünüyor. Ama buradaki eğrilik çapı gerçekte bütün pistin eğrilik yarı çapından daha küçük. Yani eğer bunu bir çember içinde yapsaydık aslında daha küçük bir çember olurdu. Ama şimdi bunun tam bir çember olduğunu varsayalım ve dikey dönüşün tepesindeki minimum hızın ne olması gerektiği hakkında düşünmeye başlayalım. Pekala. Merkezcil ivmemizin büyüklüğünün hızımızın karesi bölü çemberin yarıçapı olduğunu biliyoruz. O zaman pistin en zor noktasında yani tam tepesinde merkezcil ivmemiz 9,81 metre bölü saniye kare olacak. Pistin yarı çapını ise tahmin edebiliriz. Çemberin yarı çapına üst üste 4 tane araba sığar gibi görünüyor. Biraz araştırdım. Bu arabanın tekerleklerinden yani tekerleklerin yere değdiği yerden tepesine kadar olan yüksekliği aşağı yukarı 1,5 metre. O zaman göz kararı bu dikey dönüş pistinin yarı çapı 1.5 çarpı 4. Ne eder? 6 metre. Yani burası yaklaşık 6 metre. Hızı bulmak için değişkenleri istediğimiz forma sokalım. Hızın karesinin bölü yarı çapın merkezi ivmeye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman her iki tarafı da yarıçapla çarparsak hızın karesinin merkezcil ivme çarpı yarıçapa eşit olduğunu ve iki tarafın da kare kökünü alırsak merkezcil ivme çarpı yarıçapın çapın kare kökü olduğunu buluruz. Ve bu sayıları denkleme koyarsak arabanın dikey dönüş pistinin tepe noktasından düşmemesi için gereken hız kare kök içinde 9,81 metre bölü saniye kare çarpı 6 metre olur. Bunu birimlerle doğrulayabiliriz. metre çarpı metre bölü saniye kare eşittir metre kare bölü saniye kare. Bunun karekökünü alırsak metre bölü saniye olur. Şimdi hesap makinesini alıp asıl hesabı yapalım. 9.81 çarpı altının karekökünü hesaplayacağız. Sonucun sadece gerekli kısmını alıp yuvarlarsak 7.67 metre bölü saniye cevabını buluyoruz. Bu çok kaba bir yuvarlama. Tam olarak doğru sonucu bulamıyoruz. Ama kabaca 7,67 metre bölü saniye diyebiliriz. Bu da yaklaşık olarak 7,7 metre bölü saniyedir. Bu birimi araba sürerken kullandığımız, günlük hayatta kullanılan birimlere nasıl çeviririz bir bakalım. 7,7 metre bölü saniyeyi alalım. Bir saatte kaç metre gidildiğini bulmak istiyoruz diyelim. İlk olarak saate çevirelim. Bir saatte 3600 saniye var. Bunu kilometreye çevirmek istiyorsak bu sayıyı 1000'e böleriz. Çünkü 1 kilometre 1000 metreye eşit. Bu birimler birbirini götürürler. Metre ile metre, saniye ile saniye. Sonuç olarak bize kilometre bölü saat kalır. Hadi asıl hesabı yapalım. Önce cevabı alalım ve bunu 3600'e çarpalım. Böylelikle saatte kaç metre gidildiğini buluruz. Sonra da bunu kilometre bölü saate çevirmek için 1000'e bölerim. Ve tüm bu işlemlerin sonucu 27,6 km bölü saat çıkıyor. Evet, bu oldukça ilginç bir sonuç. Ben çok çok daha hızlı olmasını bekliyordum. Görünen o ki o kadar da hızlı olmasına gerek yokmuş. Sadece 27,6 km bölü saat. Ama tabii burada esas akılda tutmamız gereken en önemli nokta bu hızın çembersel hareketi sürdürmesi için gerekli olan en düşük hız olduğudur. Ama bu pist tam bir çember olsaydı ve tam olarak 27,6 km bölü saatle gidiyor olsaydık belki araba yeterli yol tutuşa sahip olmayabilirdi. Yani pistte durmayabilirdi. Bu da arabanın kayması gibi bir durumda hızını koruyamamasına sebep olur. O yüzden yeterli yol tutuş sağlayıp hızını koruyabilmesi için yani bir emniyet payı bırakabilmesi için bundan biraz daha hızlı gitmesi gerekir. Bir sonraki videoda bu arabanın dikey dönüşü ne kadar sürede tamamladığını hesaplayacağım. Pistin bir çember olduğunu varsayıp arabanın dikey dönüş boyunca sahip olduğu ortalama hızın büyüklüğünü yani süratini hesaplayacağız.